Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'la dostunuz ne oldu sorusuna Erbil soruya şöyle yanıt verdi. Hiçbir zaman bozulmadı dostluğumuz, asla. Ama biz ona çok tavsiyelerde bulunduk. Şunu bırak artık dedik. Nedir yani kazanacağın? Ne kazanabilirsin? Kaybettiklerine bak. Önce bir ya. Neler kaybetti benim canım arkadaşım? Neler kaybettiğini biz çok iyi biliyoruz. O kadar bağımlı oldu ki bir türlü kopamadı. O da öyle deşarj oluyor. Besteyi oradan etkilenerek yapabiliyor diyelim. Bütün telif haklarını sattı. Buraya kadar geldi durum. Hayatının garantisiydi, emekli maaşıydı. Telif haklarını satmak ne ya? Ne için sattığını biliyor musunuz? Evinde kumar oynamak için sattı. Ben çok yakın arkadaşıyım. Bunu benden iyi kimse bilemez. Şimdi şarkıları nerede çalınsa parası sattığı adama gidiyor. O parayı aldı, kumar da bitirdi. O bizden vazgeçmez. Biz de ondan vazgeçmeyiz ama vazgeçiremiyoruz kumardan. Erbil, kumar bağımlılığınız hayatınızda nelere mal oldu sorusuna ise şu yanıtı verdi. Hiçbir şeye mal olmadı. Ne bir ev ne bir araba kaybettim kumarda. Sahneye çıkardım, onun ücretini alırdım. Ayrıca bana orada oyun oynamam için para fiş verirlerdi, onunla oynardım. Kaybedersem bırakırdım. Hiçbir zaman için evimi satayım, arabamı satayım, bağımlı olayım, hiçbir şeyim olmadı. Çünkü arkada çoluğum çocuğum var. Evlerim, barklarım olmazdı. Ben ölmeden çocuklarımın her birinin evi var. Her birinin hayatını garanti ettim. Yine oynayabilirim. Hepsinin hayatını garanti etmişim ama öyle arkadaşlarım var ki evlerine dev ekran kurup kumar oynuyorlar. Ama böyle bir huyum yok. Allah beni ne uyuşturucuya ne de kumara bağımlı yapmadı. Hiçbir şeye bağımlı olmadım açıklamalarını Demediniz mi yaptı. zamanında? Soru gelsin. Serdar Ortaç'la dostluğunuza ne oldu? Hiçbir zaman bozulmadı dostluğumuz. Asla. Ama biz ona çok tavsiyelerde bulunduk. Gerçekten. Yani şunu bırak artık dedik ya. Nedir yani kazanacağın? Ne kazanabilirsin? Kaybettiklerine bak önce bir ya. Ya neler kaybetti? Benim canım arkadaşım ama neler kaybettiğini biz çok iyi biliyoruz. Yani o kadar bağımlı oldu ki bir türlü kopamadı. Yani o da öyle deşarj oluyor. Yani belki de diyelim ki besteyi oradan etkilenerek yapıyor. Orada yani yapabiliyor diyelim. Ama bütün telif haklarını sattı ya. Buraya kadar geldi durum. O hayatının garantisiydi onun. Emekli maaşıydı onun. Telif haklarını satmak ne demek ya? Bunu ne için sattığını biliyor musunuz?